Arkadaşlar merhaba. Erasmus Plus KA210 projelerinde sizlere bugünkü video ile bir ortaklık arasındaki yani ortaklar arasındaki iyi bir iletişimin projenin sağlıklı olarak yürütülmesi için aynı zamanda iyi bir yönetimin nasıl olacağına dair kabul olmuş bir projemden bir örnek kesit sunmak istiyorum. Her projenin yapısı farklı olmakla birlikte sadece bu video size örnek olması için çekildi. Yani sizler de aynı şekilde istediğiniz gibi ne yapabilirsiniz? Kendi projenize göre bu projenin bu kısmı sizlere örnek olabilir. Şimdi ben nasıl cevap vermişim? Hemen okuyayım sizlere. Proje faaliyetleri multidisipliner yaklaşım garantilemek için farklı konularda okuldaki müfredat faaliyetleri ile ilişkilendirilecektir. Projenin onaylanmasının ardından proje takımı kurulacaktır. Bu okul yönetimince tüm okuldaki öğretmenlere duyurulacak ve gönüllü öğretmenlerden ve öğrencilerden oluşan bir takım ile oluşturulacaktır. Yani okulumuzda mutlaka projenin iyi bir sağlıklı ilerleyebilmesi için mutlaka gönüllü öğretmenlerden oluşan ve uzman öğretmenlerden oluşan mutlaka bir takım olması lazım. Aynı zamanda KA210'lar bir öğrenci projesi, öğrencilere odaklı bir proje olduğu için öğrenciler de içerisine çekiyorsak çok daha kaliteli olur. Evet, nerede kaldık? Faaliyetlere katılacak öğretmen ve öğrencilerin seçiminden her ortağımız ve kendi okulumuz sorumlu olacaktır. Yani her okullar kendi proje takımını oluştursun. Öğretmenlerin seçim proje takımında öğretmenin seçimi proje takımına yer alan öğretmenin en başta gönüllü olmalarıyla gerçekleşecektir. Sayının gidecek öğretmenlerden fazla olması durumunda İngilizce seviyesi en yüksek olan öğretmenler arasından seçilecektir. Proje koordinatörü ve okul müdürü isterse her faaliyette yer alabilecektir. Bu faaliyete giden bir öğretmen mümkün olduğu kadar ikinci bir faaliyete katılmayacaktır. Yani bunlar bizim kendi en azından seçim kriterlerimiz olabilir. Sizinkiler değişebilir. Öğrencilerin seçiminde okulların proje takımı sorumlu olacaktır. Her ana faaliyete 5 öğrenci ve öğrenciler eşlik etmesi için de 5 öğretmen katılacaktır. Öğrenciler İngilizce seviyeleri, kültür seviyeleri, okuldaki başarı durumlarını kapsayan bir sınavla seçilecektir. Seçim aşamasında şeffaflık ve adil olunması için gerekli tedbirlerin alınmasında her okul sorumlu olacaktır. Bu faaliyetlere katılan bir öğrenci ikinci bir faaliyette mümkünse katılmayacaktır. Toplamda 10 öğrenci hareketli kısmına yer alacaktır. Ayrıca 10 tane de yedekte öğrenci seçilecektir. Listeler her okula yani her partner kendi okuluna açacaktır ve itirazlar okul yönetimince değerlendirilecektir. Öğretmenler kademelerine göre ya hizmet pasaportu ya da yeşil pasaport çıkaracaktır. Her öğrencinin velisinin muvafakatnameye alınacaktır. Öğrenciler hizmet pasaportu çıkarılacaktır öğrencilere. Diğer ortaklarımız ise gerekli bu gibi işlemleri kendileri yapacaktır. Yani bürokrasi işlemlerini her öğretmenin, her okulun kendi yapması lazım. Daha doğrusu her okulun proje yönetimince yapılması lazım. Hareketliliğe katılan her öğrenci ve öğretmen mutlaka sağlık ve sıhhat sigortası ile sigorta ettirilecektir. Hareketliliğe katılan öğretmen ve öğrenciler gittikleri ülkelerde ortağın düzenleyici her türlü faaliyete katılmak zorundadır. Her faaliyete gidilirken havaalanı transferi ve otel konaklaması ve iş ve işlemlerinden ilgili ev sahibi ortak sorumlu olacaktır. Ortak sorumlu olacaktır yani beraber iş yükünü beraber yapmamız lazım. Otel konaklamaları en az 3 yıldızlı seviyede olacaktır. Her ülke özel gereksinimleri ev sahibi ülkeye göre iletmekle yükümlüdür. Öğretmen öğrenci güvenlikleri en başta ev sahibi ortak sorumlu olmakla birlikte getiren ülke ortaklar da sorumlu olacaktır. Öğretmenler aynı otelde konaklayacaklardır. Her öğrenci ev sahibinin öğrencilerle kalacaklardır. Bu tabii alternatife bağlı belki kalmayabilirler. Ana faaliyetler ve kültür faaliyetlere girerken topluca hareket edilecektir. Bu iyi bir proje yönetimiyle ilgili vereceğimiz bir şey. Aynı zamanda partnerlerle ilgili olarak da neler söyleyebilirdik? Projenin iyi bir yönetimiyle ilgili olarak mutlaka iletişim halinde olunacak. Mutlaka toplantılar yapılacak haftada bir ya da iki defa. Hem faaliyetler öncesinde hem de faaliyetlerin sonrasında bunlar da ne yapılabilir? Bu proje kısmında KA210 projelerinde yazabiliriz.
Evet, başka bir soruda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.